Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün sizlerle birçok insanın ilgisini çeken, tam 100 yıldır bozulmadan kalabilen, gözlerini kapatıp açtığı iddia edilen ve bu sayede son haftalarda tekrardan gündeme gelen Rosalia Lombardo isimli tatlı mı tatlı küçük bir kıza, daha doğrusu bir mumyaya değineceğiz. Aslında benim de merak ettiğim bir konuydu. Birazcık o yüzden de araştırmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz ve beğenirsiniz. Ancak videoya başlamadan önce bu tarz gizemli olayları ve paranormal konuları seviyorsanız her hafta 2 tane video paylaşıyorum. Onları kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, ayrıca bildirimlerinizi de açarsanız eklediğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Rosalia Lombardo, İtalyan general Mario Lombardo'nun küçük kızıdır. Rosalia 13 Aralık 1918 tarihinde doğmuştur. Ardından 6 Aralık 1920 tarihinde bir virüs salgını nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Dünyada H1N1 olarak bilinen domuz gribi veya bazı yerlerde İspanyol gribi olarak da geçen agresif bir virüs türü sadece Avrupa'da 25 milyon can alır. Bunlardan biri de İtalyan general Mario Lombardo'nun minik kızı Rosalia'dır. Acısını bir nebze olsun hafifletmek isteyen general Lombardo, kızını mumyalayarak onu ölümsüzleştirmek ve anasını da sonsuza kadar yaşatmak ister. O, yıllar sonra bile kızının cam bir fanustan insanlara gülümsemesini arzulamaktadır. Bir mumya ustası olan ve o dönemlerde Sicilya'da yaşayan doktor Alfredo Salafia, küçük kızı mumyalayarak cam bir tabutun içine koyar. Ancak bu mumya ustası mumyalamada nasıl bir yöntem kullandığını kimseye söylemez ve gizli tutar. Yıllar sonra hayatını kaybeden Alfredo, mumya ustalığının sırrını da kendisiyle birlikte böylece mezara götürür. Şu anda İtalya'nın Palermo kentinde Catacombe dei Cappuccini isimli bir mumya mezarlığında bulunan küçük kızın nasıl mumyalandığının sırrını bulmak için arkeologlar yıllarca araştırma yapmışlardır. Çünkü Rosalia Lombardo'nun cesedi tam 100 yıldır hiç bozulmadan sanki porselen bir bebek gibi duruyor ve küçük kız da bir bebek gibi uyumaya devam ediyordur. Ayrıca bir diğer enteresan konu ise iddia edilene göre Rosalia dönem dönem gözlerini açıp kapamaktadır. Bu kimilerini korkutsa da kimileri arasında, özellikle de araştırmacılar arasında bir merak konusu haline alır. Küçük kızın mumyalanma konusuna geri dönecek olursak, bu işin sırrını çözmek bilim insanlarının tam 90 yılını aldı. Palermo Üniversitesi'nde çalışan arkeolog Piombino Mascali, 1999 yılından bu yana mumya ustası Alfredo Salafia'nın sırrı üzerinde çalışmakta. Şanslı arkeolog yıllar içinde bir el yazması eser bulmuş ve ardından mumya ustasının küçük kızı nasıl mumyaladığını burada detaylı bir şekilde açıkladığını fark etmiştir. Bilim insanları mumya ustasının küçük kızın kanını bir çeşit kimyasalla değiştirdiğini tahmin ediyorlardı. Ama el yazmasına göre Salafia, yani mumya ustası, Rosalia'nın kanını değiştirmemiş, damarlarına alkol ve asit karışımı bir sıvı enjekte ederek bu küçük kızın bedeninin 100 yıldır hiç bozulmadan kalmasını sağlamıştır. Profesör ise bulduğu el yazması üzerindeki araştırmalarına hala devam etmekte. Ve olay da hala günümüzdeki imkanlara nazaran aslında tam olarak da çözülememiş durumda. Rosalia ile ilgili en büyük spekülasyonlardan bir tanesi, orijinal mumyanın oradan alınıp bebeğin bal mumu heykelinin yapılarak tabutun içine yerleştirilmiş olduğu yönünde. Çünkü birçok bilim insanı insan bedeninin 100 yıl bu şekilde bozulmadan kalmasının imkansız olduğunu savunuyor. Bu haberler üzerine de Rosalia'nın cansız bedenine uygulanan X-ray'de mumya olduğu kanıtlandı. Daha ilginç olanı ise bu testlerde çok iyi derecede korunmuş bir şekilde beyninin ve iç organlarının bile hala bedeninin içinde olduğu ortaya çıktı. Belki bilenler vardır aranızda, mumyaların bozulmaması ve çürümemesi için içlerindeki beyin de dahil bütün organlar, birçok organ diyelim, boşaltılırdı. Kanı ve vücut sıvıları boşaltılarak bedenlerin kuruması sağlanırdı. Ki Rosalia'nın bedeni için bu işlem uygulanmamış, onun yerine farklı bir yöntemle mumyalaştırılmış. Bir diğer konu ise biraz önce de bahsettiğim gibi gazetelere ve haber bültenlerine de konu olan küçük kızın gözlerini kapatıp açmasıyla ilgili. Birçok kişi bu zavallı küçük kızın ruhunun hala orada yaşamakta ve var olmakta olduğuna inanmakta. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi işin tabii ki bir de bilimsel kısmı var. Sicilya yüksek neme sahip Akdeniz iklimindedir. Dolayısıyla çok nemli günlerde
mumyanın gözlerinin şişmesi ve açık gibi gözükmesi, kuru günlerde de normal haline geri dönmesi, yani tamamen kapanması olasıdır. Bilim insanları da bu konuyu bu şekilde açıklıyor. Bir başka iddia ise tabutun bulunduğu yerdeki ışıklardan ötürü gözlerinin bu şekilde gözüktüğü yönünde. Daha doğrusu ışık oyunlarından diyelim, ışığın yansımasından ötürü bazı kişiler Rosalia'nın gözlerinin açılıp kapandığını iddia ediyor. Ama bir kesim ise bunun sadece ışıkla alakalı olduğunu savunuyor. Uyuyan güzel olarak da bilinen minik Rosalia, bugün bile bozulmayan saçları, tatlı tokası ve duru güzelliğiyle hala o cam tabutun arkasında gelenleri karşılıyor. Aynı babasının istediği gibi. Rosalia Lombardo, bu müzedeki mumyalanmış en son cesetlerden biridir. O yer aslında 8000 ceset ve 1252 mumya içermektedir. Salonlar, erkekler, kadınlar, çocuklar, rahipler, keşişler şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Biraz da mumyalara değinecek olursak aslında bu konu oldukça kapsamlı ve geniş, aynı vampirlerde olduğu gibi. İlk mumyaların M.Ö. dönemlere kadar uzandığı, ilk keşfedilen örneklerin de M.Ö. 15. yüzyıla ait olduğu biliniyor ve oldukça fazla da mumyalama yöntemi olduğu tahmin ediliyor. Bilinen en eski mumya ise Kuzey Amerika'da, Nevada'da keşfedilmiş ve tam 9400 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar yüzlerinde ölümü görsek de aslında bize bir insanı ve hayatın acı gerçeklerini anımsatan mumyalardan bazılarının lanetli olduğuna inanılıyor. Bunlardan en popüler olanlarından biri ise Tutankamon. Hatta mezarının üzerinde Firavun'un mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır bile yazmaktadır. Ancak biraz önce de söylediğim gibi bu konu oldukça kapsamlı ve uzun ve sizlere asıl değinmek istediğim, bu videoda asıl değinmek istediğim konu olan Rosalia Lombardo'dan da çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. O yüzden ilginizi çekerse mumyaların laneti ve tarihiyle ilgili daha yoğun ve derin bir araştırma yaparak sizler için başka bir video hazırlayabilirim yakın zamanda. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. İstediğiniz başka hikayeler olursa lütfen bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi unutmayın. Elimden geldiğince istediğiniz hikayeleri burada araştırdıktan sonra sizlere sunmaya çalışıyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.